İstanbul'dan, Tarihi Yarımada'dan bir kez daha merhaba. Devre Alem'de özel bir bölümle karşınızdayız. Farklı ülkelerde Türkçe eğitim veren kurumları ekrana getireceğiz bugün. Erbil, Tahran, Bişkek, İslamabad, Üsküp ve Priştine haber duraklarımız olacak. Ama önce Bosna Hersek'e gidelim. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk ve orta dereceli okullarda bundan böyle Türkçe ikinci seçmeli dil olarak okutulacak. Konuyla ilgili protokol geçtiğimiz günlerde Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Saraybosna Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkçe zorunlu seçmeli ders oldu. Zenica, Doboj, Hersek, Nevetra ve Gorazde kantonlarının ardından Saraybosna kantonunda da ilk ve orta dereceli okullarda Türkçe bundan böyle ikinci seçmeli ders olarak okutulacak. Türkçenin Saraybosna kantonundaki ilk ve orta dereceli okullarda İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapçanın yanı sıra zorunlu seçmeli ders olarak öğretilmesi amacıyla Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Saraybosna'daki yönetim biçimi biraz farklı. Orada merkezi hükümetten ziyade kanton yönetimleri bu işlere karar veriyor. Biz şu anda sanırım 5 kantonla, 5 kantonun hükümetleriyle resmi olarak Türkçenin ikinci yabancı dil olarak öğretilmesine dair protokol imzaladık. Hatta en son protokolü merkezdeki Saraybosna kantonuyla imzaladık yaklaşık bir hafta önce. Yani Balkanlarda tabii tarihsel ortaklığımız olduğu için, kültürel ortaklık, hafıza ortaklığı olduğu için insanların Türk diline yoğun bir ilgisi var. Biz bu ilginin mesela Saraybosna'da dediğim gibi birkaç yıl içerisinde 10 bini aşkın Boşnak gencin veya Bosnalı gencin Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğreneceğini hesaplıyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Saraybosna genelinde 3 kantondaki 500 okulda şimdiye kadar 5000'e yakın ilk ve ortaokul öğrencisine Türkçe dersi verildi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından ilk ve orta dereceli okullarda Türkçe dersleri Bosna Hersek'teki Türkoloji bölümlerinden mezun öğretmenler tarafından verilecek. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ayrıca Türkçeyi seçmeli ders olarak tercih eden öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımında da bulunacak. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla farklı ülkelerde Türkçenin ikinci seçmeli ders olarak okutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Nüfusunun büyük çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu Kosova'da Türkçe eğitim veren kurumlar da etkinliğini artırdı. Bu kurumlardan biri Mehmet Akif Ersoy Koleji. Ülkedeki beklenti ise Türkçe eğitim veren bir üniversitenin kısa süre içinde faaliyete geçmesi. Bunun için yetkililer Türkiye'den destek bekliyor. Etnik bir yapıya sahip Kosova'da 1951'den bu yana ilköğretim ve liselerde Türkçe eğitim veriliyor. Türk dilinde eğitim veren ve bu alanda faaliyet gösteren okullardan en önemlisi ise Mehmet Akif Ersoy Koleji. Kolej, Kosova'nın başkenti Priştine ve Prizren'de faaliyet gösteriyor. 2000 yılında Türk Gürcistan Educational Center tarafından kurulan Mehmet Akif Ersoy Koleji, Kosova'nın ilk Türk özel öğretim kurumu olma özelliğine sahip. Koleş, Türk, Arnavut ve uluslararası öğretmen kadrosuna sahip. Okullarımız ilk olarak hemen Kosova'nın bağımsızlığı ve savaştan sonra ülkede açılmış ve Kosova'daki özellikle buradaki halka eğitim konusunda destek vermek hedefiyle kurulmuş kurumlar. Ve açıldığı günden bugüne kadar da ülkede göstermiş oldukları başarısıyla, eğitim sistemine vermiş olduğu farklı bir bakış açısıyla başarılı bir konuma gelmiş durumdadır. Özellikle okullarımızda bizler 3 dilde eğitim veriyoruz. Bu temelde Arnavutça, yerel dillerdeki dersler veriyoruz. Sayısal branşlardaki derslerdeki eğitim dilimiz İngilizce ve yine Türkçe, ikinci dil olarak da Türkçeyi öğretmiş oluyoruz.
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un ismini taşıyan kolejde yabancı dil eğitimi de ayrı bir öneme sahip. Kolejde ayrıca İngilizce, Arnavutça dersler de veriliyor. Kosova'da üniversite düzeyinde Türkçe eğitim veren kurumlar halen mevcut değil. Ancak üniversitelerde Türkçe eğitim veren bölümler faaliyet gösteriyor. Priştine Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü yer alırken, Prizren Eğitim Fakültesi'nde ise sınıf öğretmenliği anaokulu öncesi eğitim ve 2012'de açılan fizik, kimya gibi bölümlerde Kosovalı gençler Türkçe eğitim görebiliyor. Beş ayrı fakültede hizmet veren Üsküp Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde de birinci sınıfta temel düzeyde Türkçe eğitim veriliyor. Yüksek Öğretim Kurulu'nun Makedonya'da tanıdığı okullardan olan Balkan Üniversitesi, kampüs alanına kavuştuğunda öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor. ...2006 yılında Üsküp Vakfı tarafından kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye'deki çeşitli hayırseverlerin desteğiyle varlığını idame ettiren bir kurum. Mühendislik, iletişim, güzel sanatlar, diller ve iktisadi idari bilimler fakülteleri olmak üzere 5 fakültede 7 lisans programıyla eğitim öğretime devam eden üniversite, geçen yıl 3. dönem mezunlarını verdi. Üniversitenin oldukça geniş bir öğrenci yelpazesine sahip olduğunu vurgulayan Rektör Profesör Doktor Şinasi Gündüz, çalışmalarında kaliteli eğitimi şiar edindiklerinin altını çiziyor. Üniversitemizde genel yapı itibariyle gerçekten bir adından da anlaşılacağı gibi bir uluslararasılılık söz konusu. Çok kültürlülük, çok kimliklilik üniversitemizin temel bir zeminini oluşturuyor. Öyle ki biz Sırbistan'dan Bulgaristan'a kadar, Karadağ'dan Arnavutluk'tan Türkiye'ye kadar, Balkanların hemen her tarafından öğrenciye sahibiz. Şu anda mevcut olan 600 civarında öğrencimizin %80'i Balkan ülkelerinden oluşuyor. Yani Türkiye'nin dışındaki Balkan ülkelerinden oluşuyor. Ve bu öğrencilerimizin de hatırı sayılır bir kısmı burslu öğrenciler. Biz burada kaliteye önem veriyoruz, kaliteli eğitim vermeye çalışıyoruz. Halihazırda kiralık binalarda eğitim öğretime devam eden üniversitenin çok yakın bir zamanda kendi kampüsüne kavuşması hedefleniyor. Çok güzel bir kampüs projemiz çizildi. Yine Türkiye'deki hayır sahiplerinin, bir takım yerel yönetimlerin katkılarıyla, bağışlarıyla bu kampüsün yapımına çalışıyoruz. Tarihi Üsküp'ün merkezinde yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda 30-35 bin metrekare kapalı alan olan, kesinlikle iddia ediyorum sadece Üsküp'ün değil, belki Makedonya'nın en güzel üniversite kampüsüne sahip olacağız. Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde birinci sınıfta tüm öğrencilere temel düzeyde Türkçe eğitimi veriliyor. Kurum, Şangay kriterlerine göre 2012 yılında Makedonya'nın en iyi özel üniversitesi seçildi. LYS puanıyla Türkiye'den öğrenci kabul eden Uluslararası Balkan Üniversitesi, aynı zamanda YÖK'ün tanıdığı Makedonya'daki 5 üniversiteden biri. Türk diline ilginin hiç azalmadığı bir başka ülke ise Yunanistan. Gerek tarihi bağlar gerek komşuluk ilişkileri nedeniyle Türk kültürüne en yakın coğrafyalardan olan Yunanistan'da Türkçe eğitim veren bir üniversite bulunmuyor. Türkçe'ye olan yoğun talep ise özel kurslarla karşılanıyor. Tarihteki ilk akademi olarak kabul edilen Eflatun'un akademisine ev sahipliği yapan ve binlerce yıl önce ünlü filozoflar, matematikçiler yetiştiren Yunan medeniyeti, Batı medeniyetlerinin çıkış noktası olarak biliniyor. Aradan geçen yüzyıllar içerisinde Yunanistan inişli çıkışlı bir tarihe şahitlik etti. Eğitime, bilime önem verilen Yunan kültüründe eğitim kurumları da tarihin bu iniş çıkışlarından etkilendi. Yunan tarihinin Osmanlı tarihiyle bağları, Yunanistan'ın Türkiye ile yürüttüğü yakın komşuluk ilişkileri bugün Yunan üniversitelerinde Türk dili ve Türk tarihine duyulan ilginin yüksek olmasını sağlıyor.
Atina Üniversitesi, Selanik Aristo Üniversitesi, Trakya Demokritis Üniversitesi gibi ülkenin önde gelen üniversitelerinde Türk Dili ve Tarihi bölümleri yer alıyor. Her yıl bu üniversitelerden mezun olan yüzlerce kişi, Türkiye ile son zamanlarda yaşanan yakınlaşma sürecinin de etkisiyle Türkiye üzerine çalışmak istiyor. Özellikle ekonomik krizin ardından kariyer planlarını Türkiye'de yapmak isteyenlerin sayısı da bir hayli arttı. Türkiye'ye ve Türk halkına duyulan ilgi, Türk ekonomisinin yükselen seyri birçok Yunan vatandaşının Türkçe kurslarına katılmasını sağladı. Ülke genelinde eğitim veren onlarca Türk dili kursu yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Türk dil bilgisi kitaplarının yanı sıra Türk siyasetini, Türk dış politikasını anlatan kitaplar da raflarda sıklıkla yer alıyor. Dil öğrenmekle, birbirini tanımakla açılan dostluk yolu iki halk arasındaki iletişimi pekiştiriyor. Türkçe eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarından biri de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi. 1995'te İzmir'de imzalanan bir anlaşmayla oluşturulan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde bugün 14 ülkeden 5000 öğrenci eğitim görüyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyetleri hükümetler arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ortak bir üniversite kurulmasına dair İzmir'de imzalanan anlaşmayla eğitime kazandırıldı. Anlaşmanın her iki ülke yetkili makamlarınca onaylanmasının ardından 1997-98 öğretim yılında öğretime başlayan üniversite Kırgızca ve Türkçe eğitim veriyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi bu bölgede özellikle Kırgızistan'da Türkiye ve Kırgızistan'ın ilişkilerinin 91. yıldan itibaren en iyi projeleri olup sayılıyor. Üniversitemizde 6 ülkeden öğretim üyeleri çalışıyor. 14 ülkeden 5000 civarında öğrencilerimiz mevcut. Bugünkü günde biz Kırgızistan'da en öndeki üniversitelerin biriyiz. Tek Kırgızistan'da, sadece Kırgızistan'da değil, Orta Asya bölgesindeki iyi üniversitelerin içindeyiz. Kırgız ve Türk öğrencilerin yanı sıra Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Tuva, Altay, Hakasya, Türkmenistan ve Çin gibi ülkelerden gelen öğrencileriyle çok uluslu bir üniversite olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar 2500'ün üzerinde mezun veren üniversitede halen 9 fakülte, 4 yüksekokul ve bir de meslek yüksekokulu faaliyetini sürdürüyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi bünyesinde bir de radyo televizyon müdürlüğü bulunuyor. Radyo Manas günün 24 saati canlı yayın yaparken yüksek teknolojiyle donatılmış televizyon stüdyosu ise çeşitli program çekimleri için kullanılıyor. Üniversite, Yüksek Öğretim Kurumu bünyesindeki Türkiye'deki üniversitelerle aynı statüde, özel bir yapıya sahip üniversitede eğitim hem Türkçe hem de Kırgızca. Yabancı diller yüksekokulu öğrencileri iki dilde de öğrenime hazırlanırken aynı zamanda Rusça, Çince, İngilizce gibi dillerin öğrenilmesine de olanak sunuyor. Sayı olarak yurt dışında oluşturulmuş en büyük grup, çalışan grup olarak görülüyor. Çünkü dediğim gibi sayımız, öğrenci sayımızdan dolayı bugün 1250'den fazla sadece Türkçe'de hazırlık sınıflarında öğrenci kaydımız var. Bunlara eğitim vermek üzere de 50'ye yakın okutmanımız görev almakta. Bu sayılar sanırım bu dediğimiz, ifade ettiğimiz durumu açıklıyor. Kuruluşundan bu yana sürekli genişleyen üniversite, iki yerleşkede bulunan okul binalarına her geçen yıl yenilerini ekliyor. Erbil'de 2008'den bu yana eğitim veren Işık Üniversitesi gün geçtikçe hem akademik kadrosunu hem öğrenci profilini genişletiyor. Üniversite Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasında rol alacak öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. İki
2008'den bu yana eğitim veren Işık Üniversitesi bugün sadece Erbil'in değil, Kürt bölgesinin en önemli üniversitelerinden biri. İlk mezunlarını geçtiğimiz yıl veren üniversitenin hali hazırda 1850 öğrencisi bulunuyor. Ancak açılması planlanan yeni bölümlerde bu sayının daha da artması hedefleniyor. Zamanla Işık Üniversitesi yeni fakülteler açacak. Şu anda 6 fakülte 10 bölüme sahip. Kampüsümüz bittiğinde yaklaşık 5000 öğrenciyi hedefliyor. Bu da 8 fakülte 20'ye yakın bölümü bulacak. Yine atılacak bölümlerle beraber. Işık Üniversitesi eğitim verdiği bölümlerin Kürt bölgesinin ihtiyaçlarına uygun olmasına özen gösteriyor. Özellikle Diş Hekimliği Fakültesi verdiği eğitimle ön plana çıkıyor. Fakültede yeni teknolojiler kullanılıyor. Uygulama yapma olanağının yüksek olması ise öğrencileri bu fakülteye çeken önemli sebeplerden. Bankacılık, finans, inşaat ve enerji gibi konularda eğitimli kadrolar yetiştirmek Işık Üniversitesi'nin hedefleri arasında. Burada bir Türk üniversitesi olmak önemli bir şey. Çünkü hemen yanı başında güçlü bir Türkiye var. Dolayısıyla Türkçe de bu öğrenciler için çok önemli bir faktör. Biz öğrencilerimiz mezun olduklarında bu ülkenin, bu bölgenin kurumlarında söz sahibi olmalarını ve Türkiye ile sıcak, güzel diyaloglar geliştirip iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmesini bekliyoruz. Aynı şekilde bizim öğrencilerimizin bu bölgenin batıya açılan kapısı olmasını bekliyoruz. Ve şu anda da şu yönde de öğrencilerimiz ilerliyor. Çünkü bizim öğrencilerimiz, malum biz İngilizce eğitimi yapıyoruz. İngilizceyi öğreniyorlar, Türkçe seçmeli ders, Türkçe öğreniyorlar. Ve kendilerinde Kürtçesi ve bir kısmında Arapçası olduğu için öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu 4 dilde mezun oluyor. O bakımdan öğrencilerimiz hem Türkiye'ye hem de batıya açılan kapı olarak yetişiyorlar. Işık Üniversitesi akademik anlamda her geçen gün büyürken kampüsü de buna uygun olarak yeniden şekillendiriliyor. Işık Üniversitesi'ni bölgedeki üniversitelerden ayıran bir başka önemli özelliği de öğrencilerinin çok dili bir eğitim alması. Eğitim dili İngilizce olan üniversitede isteyenler Türkçe ve Arapça dersleri de alıyor. Bu da öğrencilerin mezun olduğunda iş olanaklarını artırıyor. Pakistan'ın en köklü yabancı diller eğitim kurumu olan Modern Diller Üniversitesi'nde 1974 yılından bu yana Türkçe eğitim veriliyor. Üniversite bünyesinde düzenlenen Türkçe kursu da bu yıl Yunus Emre Enstitüsü ve YÖK işbirliğiyle akademik bir yapıya kavuşturuldu. Yaklaşık 40 yıldan bu yana Pakistan'da Türkçe eğitimi veren Ulusal Modern Diller Üniversitesi Numul'daki Türkçe kursları Pakistan-Türkiye arasındaki dostluğu gösteren en güzel örneklerden biri. 1974'te kurulan üniversitenin Türkçe bölümünde bir dönem öğrencilik yapanlar şimdi geleceğin Türkçe öğretmenlerini yetiştiriyor. Adım İmtiyaz Begüm. Ben Numul'da Türkçe öğretmeniyim. İlk olarak ben öğrenciliğimi burada başladım. 70'li son yıllarında Türkçe merak sardım. Ondan sonra burada Türkçe bölümü var diye buraya geldim öğrenci olarak. Öğrenciliğimi bitirir bitirmez öğretmene ihtiyaç vardı. Çocukluğumdan beri öğretmenliği de çok sevdiğim için dil öğretmeni olarak göreve başladım. Türkiye'ye görevli gidecek Pakistan ordusu subaylarına Türkçe eğitimi vermek için açılan Türkçe kursları bu yıl Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve YÖK işbirliği ile akademik bir yapıya kavuştu. Türkiye'den gelen 3 öğretim görevlisi Pakistanlı eğitmenlerle geleceğin Türkçe öğretmenlerini yetiştiriyorlar. Akademik anlamda Türkçenin eğitim öğretiminde eğitim niteliğinin Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde duyulması. Yetkinlik anlamında duyulması. Birinci hedef bu. Bir de bunun yanında burada bulunduğumuz ve bizim de birlikte farklı Türkiye'den gelen şeyler var, kurumlar. TİKA var, Büyükelçiliğimiz var ve başka kurumlar daha var. Onlarla birlikte burada Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, yani genel olarak Türkiye hakkında tanıtım yapabilmek.
Numul'da Türkçe kurslarında eğitim veren Pakistanlı eğitmenler, Türk edebiyatının örneklerini Urduca'ya çevirerek ve Türkçe-Urduca sözlük hazırlayarak iki ülke arasındaki kültür ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunuyorlar. Bugüne kadar sayısız Pakistanlıya Türkçe eğitimi veren kurslara başvuran Pakistanlıların sayısı her geçen gün artıyor. Son durağımız İran. Tabataba Üniversitesi'nde 11 yıl önce açılan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde de her yıl ortalama 30 öğrenci Türkçe eğitim görüyor. İran'da Allame Tabatabai Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümüyle İranlı öğrencilere Türkçe eğitim veriliyor. 2002 yılında açılan bölüm ilk mezunlarını ise 2006 yılında verdi. Her yıl ortalama 30 öğrenci bölüme kayıt yaptırıyor. Tabatabai Üniversitesi'ndeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde bu yıl 80 öğrenci eğitim görüyor. Bölümün açılmasından itibaren eğitim Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen okutman ve öğretmenler tarafından sürdürülüyor. Ayrıca İranlı öğretim görevlileri de bölümde görev yapıyor. Öğrenciler 2 yıl Türkçe hazırlık sınıfında dil eğitimi görüyor, sonraki yıllarda ise dil ve edebiyat konuları üzerine eğitim alıyor. Bakanlığın ve Türk Dil Kurumu gibi kurumların kitap bağışlarıyla bölüm dil ve edebiyat kaynak kitapları açısından da oldukça zengin. Üniversite bünyesinde her ay yapılan seminer ve konferanslarla da öğrencilerin Türk edebiyatına olan bilgi ve ilgilerinin artırılması amaçlanıyor. Bölümden mezun olan öğrenciler birçok alanda iş bulabiliyor. Bunların başında tercümanlık, kitap ve dergi çevirileri geliyor. Ayrıca mezun olan öğrenciler Türkiye'deki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora da yapabiliyor. Farklı ülkelerde Türkçe eğitim veren kurumları ekrana getirdik bugün. Yarın 15.30'da TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.